everybody, and hello Tonguç. Hello teacher, tell me how are you doing? I am really very good. Hocam, sizin gibi konuşmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Today, I want to do some preparing about hard work on TOB. Hocam, o ne demek hard work on TOB? Hard work, yani to be üzerine, to be fiili üzerine bir hard work yapacağız. Zor çalışma yani. Fena çalışma, sıkı çalışma. Sert, sıkı şimdi çalışma. Biz dedik ki arkadaşlar, hocam, hazır mıyız? Hocam, gülle başladınız, sevgi... Hayır, Lale. Hayır, evet, şimdi arkadaşlar biz dedik ki, şöyle bir şey dedik. Ne dedik? Bir hatırlamıyorum hocam. Tamam. Tekil isimler, çoğul isimler vesaire. İsmin ilk harfinin ağızdan çıkışına göre EN yapacaktık. Mantıklı. Tonguç, bugün sen dolduruyorsun. Dolduruyorum hocam. Doldur içimizi. E. E Sparrow is... Sparrow ne hocam? Lale mi? Sparrow neydi arkadaşlar? Jack Sparrow vardı. Neydi o? Serçe. Serçe ha. A Sparrow... bir dakika. Tam doğru işte. A Sparrow is a... Bird. Is a bird. Serçe bir kuştur. Turkish is... A language. A language. Peki, Türkçe bir lisandır. Nereden burada E koyman gerektiğini anladın? L'den dolayı. Evet. Language'in L'si. Eğer language olsaydı an language derdim. Peki. Tulip arkadaşlar lale demek. Evet hocam. Tulip lale demek. Doldur. A tulip is a flower. A tulip is a flower. Lale bir çiçektir. Lale bir çiçektir. Tonguç harikasın. Ebabil bir kuştur. Öyle bir şarkı vardı hocam. Doğru, hatırlıyorum. Evet. Arkadaşlar, strawberry. Neye dikkat ediyorum? İlk ses. Strawberry çilek. İlk ses S. Evet. Sessiz. A strawberry is a... A strawberry is... A fruit. A fruit. Bunu fruit diye okuyorlar arkadaşlar. Öyle bir telaffuz. Ya, tabii hocam, ki yok. Ezmeyin hocam. Ezmeyin. Arkadaşlar, a strawberry is fruit. Fruit. Tabii fruit. Ki. Peki arkadaşlar. İlk kelime ilk başta başlıyor ise büyük harfle yazıyorsunuz. Aksi takdirde benim gibi yanlış yaparsınız. L harfi küçük olmalı. Doldur. A lion. A lion. Is an animal. Is an animal. Neden? Çünkü başı A ünlüsü. Ne? Kendisi bile N'le başlamış. Harika. Yani. Arkadaşlar, burada bir çiçek görüyoruz. Rose. Evet, rose. Mevsim bittiği için ama biraz. Onu söyleyeyim. A rose. Is a flower. Is a flower. Rose bir çiçektir. Gül bir çiçektir. Gül. Diyorum ve çeviriyorum hocam, arkadaşlar. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Özel olmayacak zaten. Hayır, tabii ki. Buyurun. En sevdiğiniz çiçek hangisi hocam? Benim en sevdiğim çiçek ne biliyor musun? Lale. Hocam, lale size yakışır. Bayılırım laleye. Hocam, zaten İstanbul'un da sembolü biliyorsun. Evet, lale. Evet. Şey, Hollanda falan diyorlar ama aslında İstanbul değil mi? Hocam, zaten Hollanda'ya da İstanbul'dan gitmiş lale. Değil mi? Teşekkür ederim. Peki, martı nedir Tonguç? Martı stork herhalde. Doldur, doldur. A stork is a bird. A stork is a bird. Arkadaşlar, en kullanımlarının tekil isimde olduğunu lütfen unutmayın. Aa, a children diye bir şey olmaz yani. Hayır, a children diye bir şey yok. A cars diye bir şey yok. Bunları göreceğiz. Olmaz. Mesela bir de özel özel isimlerin önüne Tonguç en getirmiyorsun. Aa. Mesela arkadaşlar, Holland özel bir isimdir. Holland is a country. Hollanda bir ülkedir. Bir ülkedir. Şöyle uzatıyorlar, country diye uzatıyorlar. Hayır. Hayır. Country. Country. Bu kadar. Bu kadar. Ve son, bana papatyanın bir çiçek olduğunu söyler misin? Papatya bir çiçektir. Hayır, İngilizce söyle. A daisy is a flower. A daisy is a flower. Flower. Dedim ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, çiçek kelimesinin okunuşu flower. Aynı zamanda un demek. Aa. Kesinlikle telaffuz, yazılış farklı ama. Hemen Aa. Yazılışını gösterelim unun. Bakın, un arkadaşlar böyle yazılıyor. Ama ikisinin okunuşu sesteş mi deniyor? Bilemez. Peki, çevirdim. Fla. Aa, kesinlikle. Şimdi arkadaşlar izleyin. Mesela, spring is a season. Bahar bir mevsimdir. Harika. Summer is a season. Yaz bir mevsimdir. Fall, autumn is a season. Sonbahar bir mevsimdir. Winter is a season. Kış bir mevsimdir. Tonguç, hepsini çoğul yap bana. Bakın, winters are seasons. Özel isimleri winters, summers çok doğru değil. Aa. Ama hepsini zamir göreceğiz arkadaşlar. They ile karşılayabilirim. They are seasons. Doğru mu? Doğru. Peki neden they are seasons demediniz hocam? Şimdi arkadaşlar, biz ne dedik? Çoğul söz konusu ise e ve an asla kullanılamaz. A seasons, a countries. Mesela an eggs, böyle bir şey saçmalık. Saçmalık olur arkadaşlar. Zaten zamirleri göreceğiz. Çevirdim. Çevirdim mesela mi? Bakın, aynısını yapıyoruz. September. September is a month.
June is a month. July is a month. February. Şu an hayranlıktan sizi izlemekten Türkçe tercüme yapamadım hocam. Ağız çok iyi değil miydi ama? Hocam çok iyisiniz. Tonguç hepsini nasıl yapıyorum? Söyle arkadaşlarıma, çoğullaştır. De ki bana, evet. They are month. They are... Hocam yapamıyorum ben. Arkadaşlar Tonguç'un ağzını gerçekten ama hakikaten görmeliler. Hocam bunlar neydi? Bunların Türkçesini söyler misiniz? Hemen söylüyorum. Eylül bir mevsimdir. Eylül bir aydır. Doğru söylüyorsun. Fark etmez. Mevsimdir hocam. Mesela, Eylül benim için aşk mevsimdir. June, Haziran bir aydır. July, Temmuz bir aydır. February. Şu anda Şubat'tayız bu arada. Mükemmel. 14 Şubat geliyor Tonguç, haberin olsun. Benimle alakası olmayan tarih. Şimdi harika bir hayvanım var arkadaşlar. Elimde bir arı var. Bu arının bakın. Bu arının. Bu arıyla ilgili bir cümle yazayım mı? It has no feet. Aa. O hiçbir şekilde ayağa sahip değil. Yarın bacaksız. Ya arkadaşlar çizmeyi unutmuşlar ya, ondan dolayı dedim. Peki hala. Normalde var mı hocam arıların bacağı? Ayağı var tabii canım. Ha. Leg, feet. Var, mutlaka olmaz olur mu? Peki hala. Tonguç ben başlatıyorum. An orange is a fruit. Aa, güzel, izi yazmamışsınız. Evet. Orange tekil bir öznedir. Hmm. Doğru mu? Portakal orada kal diyorsunuz bana. Kesinlikle. Arkasından tekil bir fiil. A fruit. Sana bir şey soracağım Tonguç. Fruit bazen sayılabilir olarak kullanıyorlar. Aa. Bazen de kullanmıyorlar. Sebebini bilmiyorum. Hayatım yani şunu diyebiliyorsun. An orange is fruit diyebilirsin. Aa. Tabii. Mesela arkadaşlar ben devam ediyorum. A bee is an insect. Arı bir böcektir. Mükemmel. Böcek mi böcük mü hocam? Karıştırıyorum. Böcük daha doğru. Teşekkür ederim. A bee is an animal. Lütfen ilk harflere dikkat. Sonuncusunun Türkçesini ver Tonguç. Hocam yalnız bana bakarak söylediniz. Benim kalbim kırıldı. Hayır, ama yine hayır. De ben Türkçesini söyleyeceğim. Size sen benim sonsuz. Canımsın. Canımsın diyebilirsiniz ama peki, ayı bir hayvandır. Ayı bir hayvandır. Bana çevirdim. Bana baktınız onu bilmiyorum. Mesela sonra. Bakın. Yellow tekil is. Green tekil is. Brown tekil. Aa, renkleri is. Renklerle yazmışsınız. Gibi. Sarı bir renktir. A color. Yeşil bir renktir. A color. Kahverengi bir renktir. Brown is a color. All of them. Bunların hepsi, bakın arkadaşlar. All of them, onların hepsi demek. All of them are... Colors. Is, arkadaşlar, jolor diye de yazabilirim. Jolour yazarsam İngiliz İngilizcesi olur. Colors. Colors. Dedim ve çevirdim. Tuesday is a day. Salı bir gündür. Bakın, Tuesday... is a day. Salı bir gündür. Friday is a day. Cuma bir gündür. Thursday is a day. Şu ikisine dikkat. En çok bunlar karıştırılır Tonguç. Aa. R olan perşembe. S olan salı. Lütfen buna salı dikkat. Salı sallanır. Çarşamba çarşafa dolanır. Perşembe perişanlıktır. Cuma mübarek gün. Cumartesi pazarı tatil hocam. Harika. O zaman arkadaşlar çevirdim. Aa. Ve ödüllü soru. Şimdi bunların hepsi bize bir ismin ne olduğunu anlattılar. Sorum şu arkadaşlar. What is a swallow? Arkadaşlarım swallow'u bilebilmeleri için önceki hayvanlar videosunu, kuşlar videosunu özür dilerim izlemiş olmaları lazım. Peki hocam bunun cevabını Türkçe verseler İngilizce istiyorum. Ha. Evet. What is a swallow? Ha, is a bird. Şu, is a, bak evet. Is a animal. Is gibi. An animal. Şunu sormadım arkadaşlar. Bakın. What does swallow mean? Bu swallow kelimesi ne anlama gelir ha. Demek. Ben onu sormuyorum. What is a onun swallow? Onun türünü soruyorsunuz. Hayvanlardan evet. Hangisine gidiyor? Hangi kuş? Memeli onu soruyorum. Kuş mu? İnsan mı? My dear friends, if you really want to get lots of information about English grammar, you have to watch previous ones and next ones because for your learning and getting fluency, it's going to be too much important for your education. So, see you later, my friends. I want to really thank you, Tonguç. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Thank you very much. Bye-bye.